köpeklerini eğitime aldırmak istediler. İnternetten araştırdılar ve buldukları bir köpek eğitmeniyle anlaştılar. Ancak o kişi paraları peşine aldıktan sonra ortadan kayboldu. Kimilerini ise sadece dolandırmakla kalmadı, köpeklerini de çalmaya kalkıştı. Üstelik sahte köpek eğitmeninin mağdurları arasında gerçek bir köpek eğitmeni de var. Eğitim vermedi, benim paramı da vermedi. Köpek eğitimcisiyim dedi, parayı peşin aldı, ortadan kayboldu. İnternetten buldum bu şahsı. Telefonla iletişime geçtim. 5000 lira ücretle anlaştık. Sözde köpek eğitmeniydi ama ne bu köpeği eğitti ne de Ayşe Hanım'dan aldığı parayı teslim etti. Bir kere eğitim adı altında bir yürüyüş gösterdi. Paramı da aldıktan sonra kendisinden bir haber alınamadı. Kayboldu gitti. Mağdur olduğunu iddia edenlerden birisi de Mehmet Bey. Kendisi yavru köpeğinin eğitim almasını istiyordu. Her gün videolarını açacaktı. Bir bedel aldı 4600 TL. Fakat herhangi bir video göndermedi. Dolandırdı mı? Evet, dolandırıldı. Sürekli taşınıyorum. Arabam arızalandı. Bir türlü ulaşamadık. Sadece dolandırmakla kalmadı. Kimi mağdurların köpeğini çalmaya da kalkıştı. 8000 lira bir rakama size eğitim verebileceğini söylüyor. Evimize kadar geliyor. Köpeği alıp gidiyor. İlk gün bir video attı. Ondan sonra köpekten hiçbir şekilde haber alamadık biz. Annemden sonra ben girdim eve. Bir AVM'nin önüne çağırdım. Gittiğimde yanında köpeği yoktu. Orada tehdit etti. Sonra köpeği bana vermeyince internetten kız arkadaşım başka biriymiş gibi onu aradı. Evet, ben ulaştım. Benim de evde bir köpeğimin olduğunu konum atmasını istedim ve bana konum attı. Üstelik mağdurlar arasında bir köpek eğitmeni de var. Kendini köpek eğitmeniyim diye tanıtan o şahıs iddiaya göre Gökten Eker'le koordineli olarak çalıştığını söyledi. Birlikte çalışmadık. Benden kurs almak istedi fakat kursu yarım bıraktı. Sonrasında benim adımı kullanarak müşteri bulduğunu ve insanları mağdur ettiğini öğrendiğimde de Elif Hanım'la irtibat kurduk. Ben de suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum.